Cümleten merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Eğleniyor muyuz? Evet. Mutlu musunuz? Evet. İnşallah ömür boyu mutlu olursunuz. Amin. Allah sizi yanı başımızdan, amin, yanımızdan, yöremizden, başımızdan eksik etmesin inşallah. Amin. Allah bu gülen yüzünüzü hep daim kılsın. Bir yıl derslere çalıştınız, çabaladınız, sınavlara girdiniz ve bunun stresini hep beraber atıyorsunuz. Ve buna vesile olduğumuz için emin olun çok mutluyuz. Hepinizi çok seviyoruz. Bu akşam sizlerin eğlenmesinde Suat Bey'in, ama ben bugün tanıştım kendisiyle, artık Suat abi diyorum. Suat abinin çok büyük katkısı oldu sizlerin bu eğlenmesinde. Ben kendisine sizler adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah Erbay'ı unutmayacaksınız. Erbay'ı güzel hatırlayacaksınız. Biz de o vesileyle sizler adına kendisine çiçek takdim ediyorum. Bir de unutmaması için, yine hatırlaması için Merkür Spor, Merkür Erbaa Spor, Merkür Holding Erbaa Spor formamızı kendisine hediye ediyoruz. İnşallah gördükçe bizleri hatırlayacak, Erbaa'yı hatırlayacak. İnşallah seneye de takımımızı ikinci ligde hep beraber görmek nasip olur. Üçüncü ligdeyiz. İnşallah bu etkinliklerimiz, eğlencemiz sizlerin mutlu ve umutlu bir şekilde yaşaması için çalışmaya devam edeceğiz. Dün akşam bahsettim, yine bahsedeyim. Temmuz ayı içerisinde yine konserlerimiz devam edecek. Eylül ayında devam edecek. Ekim ayında devam edecek. İnşallah sizlerin mutluluğu için, güzel bir şekilde, mutlu bir şekilde yaşamanız için elimizden gelen her şeyi, her gayreti göstereceğiz. Ben daha fazla zamanınızı almadan son olarak şunu söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Tekrarlayalım o zaman. Erbaa seninle gurur duyuyor. Bence çok büyük alkış hak etti değil mi? Yani çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok değişik, güzel bir coşku var. Ben de çok mutluyum. Herkesi mutlu görüyorum. Vallahi uzun zaman oldu İstanbul'a yerleşen ama burada böyle heyecanı, mutluluğu, güzellikleri görünce insanın gidesi gelmiyor. Hani bayram sonuna kadar buradayız dedik ama bayramdan sonra yakalır mıyız bilmiyorum. Şimdi buradaki bulunan bütün gençlerden kendisini alkışlamasını istiyorum. Bir coşkuyu bir görelim. Dün de söylemiştim, sadece gençler yok, kendini genç hissedenler de var. Onlar da bir alkışlar mı? Hep böyle buraya bakıyoruz. Bir de bu tarafa gideyim ya. Değil mi? Sizler de bir alkış alalım. Hoş geldiniz. Bu taraf da herhalde kalabalık yani. Bugün çok büyük coşku var. Buradan da gelsin. Erbaa müthiş olmuş. Yani Allah sizi inandırsın. Bugün ablama gittim. Oradan başka bir yere gidecektim. Vallahi yolu şaşırdım yani. O kadar güzelleşmiş. Mutluluk olan her yerde başarı vardır. Özellikle böyle gençlerin mutluluğu başkanımız da çok mutlu ediyor. Başkanımız gençlere çok değer veriyor. Sizlere her zaman güveniyor. O anlamda sizlere verdiği değerden dolayı da başkanımıza çok teşekkür ediyorum sizler adına. Rümeysa Uzun, 10 yaşında kız çocuğu kaybolmuştur. Bunun bilgisi geldi, onu paylaşmak istiyorum. Rümeysa Uzun, 10 yaşında. Birazdan sanatçımızı alacağız ama müzisyen arkadaşlar yerini alacaklar. Birazdan ezan okunacak. 5-10 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Bak, bu etkinlikler devam edecek. Başkanımız sinyali verdi. Evet, 22-23 Temmuz'da dev bir konser olacak.
Ben dinledim, acaba söylesem mi kimin geleceğini diye. Kim olabilir, kim? Ediz mi? Bilmiyorum. Evet. Şimdi programın sonunda söyleyeceğim. Hadi ayrıca ya, sürpriz. Vallahi. Bak ben çok doğrucu Davut'um. Dün bana söylediler, burada çok ısrar edersiniz diye onu unuttum. Vallahi unuttum kimin geleceğini. Bugün söyleyeceğim, daha gün bitmedi. Söyleyeceğim bugün. Altın Yaprak ses yarışmasını da izlemiş miydiniz? Niye izlemediniz? Erbağ'dan ne güzel sesler geliyor, aşk olsun ya. Ya neler var neler. Birazdan ben söyleyeceğim. Dün, tabii dün de coşkulardı ama şunu sizlere itiraf edebilirim ki Erbağ'dan gitmeden önceki Erbağ'ın hali, hani insanlar böyle yürürken kafalar önde, işe gider gelir ama şu anda baktığım bu coşku beni inanılmaz mutlu etti. Her daim gelmek istediğim bir memleketim ve ulusal olarak belki de Türkiye'ye adından en çok bahsettiren memleketimizdir, Erbağ'dır. Peki şimdi ben yine soracağım ama bu sorunun cevabı olarak hem böyle alkış hem de ıslık isteyeceğim, anlaştık mı? Erbağ'ımız artık il olsun mu? Daha güçlü ama böyle, hem böyle bütün her taraftan alkış istiyorum. Erbağ il olsun diyenler. İşte bu ya. İnşallah olacak diyoruz. Bu da başkanımıza nasip olur. Şimdi ezanımız okunuyor. Hemen sonra ben tekrar burada olacağım. Ve ikilemi davet edeceğiz, haberiniz olsun.